Bakalım ne almış ablası. Pazara gitti. Merhaba. Pazardan geliyoruz arkadaşlar. Ay. Pazarda videomuzu başlatamadık çünkü buranın pazarı bayağı bir ufak. Salı pazarı daha doğrusu. Cenk'e dedim ki video yapalım, pazarımızı görsünler. Cenk diyor ki şimdi çok az insan var. Dikkat çeker, çekmeyelim. Süt Ya aldık. şimdi sana bir şey diyeceğim. Biz mandıradan sütü alıyoruz da bunları plastik, ya bir daha seferine biz götürelim cam şişe ya. Bunları plastik şişelere koyuyorlar Valla o böyle. kadar 3 litrelik cam şişemiz yok Hayır, Cenk. 5 litrelik cam şişe Şu götürürüz. an öyle geçici süreyle onlar kalabilir. O kadar zararı yok. Ama önemli olan neyin içinde mayaladığı. Ha. Anladın mı? Biz Gerçi o... bunları hemen böyle şey yapmışlar. İneklerin memelerine bir tane makine bağlamışlar. Evet. Kazana şey yapıyor böyle. Kazandan da buraya adam açıyor Evet. musluğa. Foş sütü dolduruyor. Biz neyin içinde mayalıyoruz? Porselen tencerede, cam kavanozda. Yani mayaladığın kap çok önemli. Böyle Evet. plastikmiş, Bu plastikmiş öyle arada şeyler 3 kilo normal. süt 45 lira. 15 lira Evet. olmuş. Doğal süt. Ha, gomize biraz ayır ondan ha. Yok Bakabire diyoruz, yok ayıracağız, yok, ayıracağız. parazit yapıyor. Süt vermem ona. Parazit mi yapıyor? Evet E evet. ısıtıp veririz Yok ısıttıktan yok, sonra. hayır. Süt ona olmuyor. Süt ona hiç zararlı. E kedi süt derler hani, kedinin beslenmesi O için. yavru kediler için geçerli. Ne Şimdi yapacaksın? yok. Hemen ayrana mı başlıyorsun? Şey, ayrana diyorum ya, yoğurdan başlıyorsun. Ayran. Ayran yapacağım sana, içecek Demek ki canım öyle bir ayran Allah istemiş ki. Bu ya. arada dün akşam yemeklerden kalanlar gomize ayırmış ablası. Tavuk eti. Vay 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 vay. Yok, Sarı onu bak sultaşı da şimdi be. onu gomise ayırdım. Hani Ha? kemikler vardı, et suyu falan yaptım. Et suyundan da çorba yaptım ya. Çorbanın içindeki kemikleri de çıkardım. Bizim bu binanın önünde hayvanlar var ya, köpekler. He, onlara şey yaptım işte, biraz o yemekten kalmıştı. Biraz o kemikleri poşetledim. Sabah çıktım, arıyorum. Poyraz neredesin? Poyraz gel sana mama. O saat 9'da Poyraz. Kim bilir nerede, soktu kafayı, uyuyor. Bu arada geçen gün gidip bakmış olduğumuz arazi, tarla artık neyse, onun hakkında bilgi verelim arkadaşlar. O arazi 5,5 dönümmüş. Evet, Fiyatı biraz da 1 pahalı. milyondan birazcık fazla. Dere kenarı olduğu için zannedersem, değil mi? Dere kenarı olduğu için fiyatı o kadar Evet pahalı. Bir de düz ama arazi olduğu için. evet, düz arazi, evet güzel, fakat derenin kenarında da, derede de yazın su yok yani. Biz orayı aldığımız zaman onun Ama suyundan şey var, ben orada borular gördük yani. Herhalde kuyusu da var oranın. İşte kuyuyu göremedim. Yani fiyatı duyunca biz hiçbir şey sormadık adama, farklı bir şey. Hiçbir bilgi edinmedik. Hemen tamam abi dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Yok Allah alana şimdi da duruyor. satana Yani bir araştırma yapalım diğer taraftan. Hani dedik ya, zeytinlik mi da. baksak diye. Bir bakalım yani, o şimdi bir cepte dursun. Şimdi ben 375 metrekare içinde 10 ağaç olan 485 bin liraya deniz manzaralı bir zeytinlik buldum sahibinden de, ama rampa üzeri Özlem Evet. orada ve 10 tane mi 15 tane mi ne ağaç yazıyordu. Evet. Yani orada zeytinleri toplamaya kalksan herhalde kaydığın zaman aşağı bir yuvarlanırsan denize Ay kadar çok yuvarlanırsın ya, gibime geliyor. topluyorlar ya insanlar ya. Onların makineleri falan çıkmış böyle. Çok güzel. Böyle titreşimli bir makinesi var zeytin toplamanın. Onu böyle çok çabuk yani. Onu koyuyor dalına. Böyle dökülüyor zeytinler. Altından 3-5 Ama kişi de insanlar atıyor. şey yapıyor Özlem, gördüğüm kadarıyla o pazarda sırıklar var ya, burada genelde herhalde o uzun sırıklarla vura Tabii vura topluyorlar. onlarla da o E yapıyorlar. ağacın dallarına zarar vermez mi onlar ya? Onlara zarar vermeden pıtır pıtır vuruyor. Ne bileyim, tak 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 vurduğun zaman fena. Bu arada elmanın kilosunu kaç aldın? Yerli elma aldı. Ha, elmanın kilosunu 10 liradan aldık arkadaşlar. Şöyle burada Bayramiç'teki köylüler getiriyor. Bunlar yerli elmaymış. Şöyle elma aldık. Bayram içte çok zaten Bir de yerli şey. pancar dediler. Pancar da aldık. Pancarın kilosu da 10 liraydı o 10 da. liraydı. Evet. Biliyorsunuz Patlıcan ne kadardı yerli? pancardan çok güzel salata yapacağım. Bunu da size Oo. çekeriz. Ay şey, turşu mu yapacaksın? Turşu değil, salatasını yapacağız. Patlıcan? Patlıcan da 10, patlıcan, yerli patlıcan 10 lira. Normal artık seralar çıkmış, onlar 15.
Bir de ne aldık? Biz sırf salata malzemesi almışız. Aynen. Bu kırmızı lahana aldı. O da 15 lira. Bu kırmızı lahananın küçük boyları 10. Bu büyük boyu biraz. Bu da 15. O da yerli değil mi? Buranın mı? Yani bu yerli mi bilmiyorum. Onu sormadım. Bunlar güzel limonun oluyor. Limonun kilosu 20 liraya çıkmış. Vay evet. Anam vay dedim. Geçen hafta 12 liraydı. Evet. Bu hafta 20 lira. Evet. Ya şimdi bak bir şey söyleyeceğim Özlem. Şimdi Antalya'dan mesela ama mesela yani. Geçen hafta benzin daha pahalıydı. Şimdi evet. Daha ucuzladı. Tamam. Fiyatın düşmesi gerek. Belki limon ondan önceki hafta geldi. Ne bileyim ben ya. Ya nakliye olacak iş değil ya. Nakliye bunlar. Koyuyorlar vallahi. Koyuyorlar da nakliye fiyatları düştü. Yani o benzin değil. Mazot fiyatı işte düştü. Yerli ürünler de mesela dengesizlik gösteriyor burada. Evet. Yani... Sadece şey değil ki. Şimdi bu sütün taşmaması için bir işlem yapmayacağım mı sen? İçine bir şey mi şey batırıyordun? Valla onun içine taş koyuyorlar da taş. Benim taşım yok. Evet süt taşları var cam. Aa. Benim vardı eskiden. Ha. Şimdi yok şey yapacağım ya şöyle bir kepçe gibi bir şey bırakacağım. Bu şey yapıyor. Kabardığı zaman önlüyor. Bu böyle dursun içinde. İyi de o metal bir zarar vermez. Dursun şu anlık bir şey yok 5 dakikada. Sen de çok sağlıkçı oldun ha. Fena. Yok o metal. Ne yapalım? Yok. Bilmem ne. Ne yapalım şey olunca biz nedir adı? Biliyoruz herhalde ne oldu. Tansiyon hastalığı çıkınca gerçi hastalığımız yokmuş arkadaşlar ya. Bize de boşu boşuna ilaç vermiş doktor. Tövbe estağfurullah. Bak şimdi tansiyonum nasıl? Boşu boşuna olur mu? Sen panik atak apını içtiğin için senin tansiyonun normale girdi. Demek ki sende panik atak başlangıcı vardı. Tansiyonunu tetikledi. Olur mu öyle bir şey? Panik atak tansiyon tetikler mi? Tabii ki o tetikledi ki senin tansiyonun çıktı. Şimdi niye tansiyonun yok? Çünkü panik atak ilacını içiyorsun. Evet. Anladın mı? Anladım. Vallahi bir şey pazar videosu çektik işte çekemedik. Çekemedik derken hep bu Cenk'in yüzünden. Hayır canım cuma günü çekeriz ya. Cuma günü kalabalık çekeriz. Oluyor. Şimdi burada salı pazarında Ayvacık'ta arkadaşlar pazara gidiyoruz biz. 10 tane tezgah oluyor. Esas şimdi kamerayı gösterdiğimiz zaman yani kamerayı böyle elimde tuttuğum zaman şimdi panik olacak biliyorum insanlar. Ay beni çekme, ay şey yapma. Vay haber mi yapacaksın falan filan. Ondan dolayı çekmedik. Hadi kahve içelim. Yap, tabii ki yani. Yap da içelim pazardan yani. Pazardan geldik bir kahve içelim. Ondan sonra bu arada... ben ne yapacağım bu akşam? Bu akşam patates yemeğimiz var. Yanına makarna yaparım. Bir de salata yaparım. Risotto mu yapacaksın? Risotto pirinçli oluyor. Pardon. O risotto şey nereden öğrendin sen onu? Master Chef'ten. O adam en çok makarna seviyor ya. Master Chef'ten ama yanlış öğrenmişsin. O risotto pirinçli bir şey. Makarna neydi? Ravioli makarna mı yapacaksın bize? Biz Türk usulü çubuk makarna yaparız arkadaş. Üzerine de bir güzel domates sosu. Oh mis. Hani benim şu şeyler var ya. Hani yazdan yaptığım soslar bak. Daha o sosların siz aşağıda olanlarını görseniz. Arkadaşlar bakın. Yalnız ben soslardan hiç kahvaltıda yiyemiyorum. Hiç görmüyorum neden. Niye? Her sabah çıkartıyorum. Ben kendime koyuyorum. Sana diyorum. Sen diyorsun ki ben istemiyorum ondan. Ben de geri koyuyorum. Patlıcanlısından yapsaydık yerdik onu. Patlıcanlısından yapmadık. Çünkü patlıcan közlemeye lazım. Yani alet böyle lazım. Şurada bizim müsait tabii bu ormanın kenarı ama ateş yakmak yasaktı arkadaşlar. Zaten yasak olmasa da ben yakmam. Gece uyuyamam sabaha kadar ha. Derim yangın mı çıkar ne çıkar o açık mı unuttuk evet, ateşi yani söndürmedik mi? Dışarıda bayağı bir közlememiz gerekiyor. Evet ama olmuyor burada. Ay, neyse sen kahveyi yap. Hadi bize çüz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar, diyelim. Arkadaşlar bir kahvemizi içelim yorulduk biraz dinlenelim. Yarın da başka bir yemek videolarıyla inşallah güzel yemeklerle buluşuruz. Görüşürüz. Öpüyorum herkesi. Bye bye.